Merhaba, Business Planet. Bu hafta İsveç'in güneyindeki liman şehri Malmö'de. Fikri mülkiyet haklarını korumak için yatırım yapan yenilikçi şirketlerin daha rekabetçi olması ile ilgili Ann Charlotte bize açıklama yapacak. Kendisi bir avukat, fikri mülkiyet hukuku uzmanı. Evet, fikri mülkiyet haklarını korumak için yatırım yapan şirketlerin diğer şirketlerden %30 daha fazla gelir elde ettiklerini gösteren çalışmalar var. Ayrıca daha çok istihdam yapıyor ve çalışanlarına yüksek maaş ödüyorlar. Tüm bunları açıklamak için Malmö'de somut bir örnek bulduk. İzliyoruz. Bisikletçiler için bir kask hava yastığı. Dünyada eşi olmayan bu ürün ilk kez burada icat edildi. Geçen yıl Avrupa'da ve Japonya'da 30 bin adet satıldı. Kask, sensörleri sayesinde bisikletçinin hareketlerini saniyede 200 kez analiz ediyor ve kaza durumunda saniyenin onda birinde devreye giriyor. 2009 yılından bu yana binden fazla ciddi kazada ölüm vakalarının sayısında düşüş olmuş. Yakınlarda yayınlanan bir çalışma, ürünümüzün insanların kullandıkları geleneksel kasklardan 8 kat daha iyi koruduğunu göstermekte. Bu bilimsel yazı Stanford Üniversitesi tarafından yayınlandı. Şirket yatırımcıları güvence altına alan fikri mülkiyet koruması için yılda 20 ila 30 bin euro arasında yatırım yapıyor. Bu sayede sermayesi yatırımcılar tarafından son 10 yılda 25 milyon euroya yükseltildi. İki kişiyle başlayan çalışan sayısı bugün 35'e ulaştı. Hedef 2020 yılına kadar ciroyu ikiye katlamak. Fikri mülkiyet portföyümüze yatırım yaptıktan sonra piyasaya açılma hızımızı daha kontrollü bir şekilde belirledik. Buluşumuz yalnızca bisiklet için değil, başka alanlarda da kullanma imkanı sağlıyor. Ann Charlotte, burada bu örneği gördük. Elbette önemli olan patentleri korumak ama bu tek başına yeterli değil sanırım. Hayır, ticari marka, tasarım, telif hakları ve ticari sırlar gibi korunması gereken, ticaret için çok önemli olan diğer fikri mülkiyet haklarını da unutmamalısınız. Avrupa'nın küçük ve orta ölçekli şirketlerinin %10'dan azı fikri mülkiyet haklarını korumakta. Avrupa Birliği'nin öncülüğünde kurulan bir ağ topluluğu fikri mülkiyet haklarının yönetiminde bu şirketlere destek veriyor. Peki Ann Charlotte, yurt dışı pazarlarına girmek isteyen girişimciler için AB bünyesinde pratik bir destek hizmeti var mı? Evet, var. Şirketlerin mülkiyet haklarını korumak için destek ofisi bulunmakta. Şirket yetkilileri ücretsiz olarak uzmanlardan danışmanlık hizmeti alabilir. Çok teşekkürler Ann Charlotte. Business Planet'in internet sayfasından konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.